Evet arkadaşlar, yine bir pazar günü klasiği ve yine güzel bir makinayla birlikteyiz. 06 MJU 07 bizlerle. Gerçekten rengiyle, jantlarıyla, içiyle, dışıyla çok sıkıntılı, çok da temiz bir makinayla birlikteyiz. Yine bir pazar günü ve yine Gülçin Kral ayarladı, getirdi. Sağ olsun araç sahibi de kardeşimiz hiç ikiletmedi. Sağ olsun getirdi aracını. Hemen araç sahibi kardeşim bir yanıma alayım. Ondan bir dinleyeyim, bu araba nasıl bu hale geldi, nasıl yapıldı, nasıl bu kadar güzel bir görüntüye kavuştu. Bunları araç sahibinden dinlemek istiyorum. Kardeşim öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi hemen senden dinliyorum. Bu araba serüveni nasıl başladı? Bunu böyle mi aldın? Kendin mi yaptın? Neler yaptın bu araca? Yani öncelikle 3 sene önce aldım bu aracı. 3 sene önceki hali tabii ki böyle değildi. Tabii ki biraz emek, biraz zamandan verdik gecelere kadar vesaire. Uğraştık, çabaladık. Bir şekilde buralara getirdik. Kendi zevkimize göre tasarladık. Kimine göre güzeldir, kimine göre değildir. Yani bizim gözümüzde vallahi ben güzel. O konuda çok netim. Aracın gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. Yani jantlarıyla, rengiyle, duruşuyla gerçekten ok gibi duruyor. Çok temiz ve çok düzgün. Motorda vesaire var mı bir şeyler? Yani motoruyla şöyle söyleyeyim. Normalde standart bir 20. Aynen. Kafa kağıdı ama, 20. Evet. Ruhsatımız 20. Fakat içinde birkaç defek oynamalar yaptık. Ufak defek. Motor diyelim. İçinde. Motor içinde. Swaplamayla. Yani, swap demeyelim. O kadar değil diyorsun. Biraz illegale kaçıyor. Yani birazcık oynamışlığımız birazcık, var. Tamam. O kadar yani, tamam. Detaya girmeyeceğim. Bir küçük oynama var yani. Bir küçük oynamamız var yani. Hani bu da tabii ne oldu? Biz tabii ki de zevkimize göre. Hani 20 arabası zaten standart bir yürümesi vardır. Evet. Ama insanlarımız, ki buna ben de dahil, birazcık doyumsuz olduğumuz için hani dedik ki biraz daha iyi yürüsün. Biraz daha iyi yürüsün falan hep gibi. Oldukça büyüsün. Tabii. İnsan ya, aynen bu konuda şey, hep büyüstü, büyüstü, büyüstü. Onun zaten bir sonu yok. Aynen öyle. Süper yani, spora kadar gidiyor. Yani şöyle bir şey var. Hani şimdi yapılan tabii ki de bunda harcıyorsun emek, maddiyat olsun. Yani zaman diyeyim daha doğrusu. Gece eve geç vakitte gidiyorsun. Aynen. Sırf arabayla uğraşıyorsun. Hayır. Bunu seviyorsan, bu işi yapıyorsan gerçekten hani vaktini de vereceksin. Gerekirse paranı da dökeceksin. Yani aynen. İşin zaten bu işi sevmeden yapmak imkansız. Aynen. Çünkü bunun ciddi, hani tamam beden yorgunluğu var, paran evet gidiyor, o var. Ama en büyük yorgunluğu kafada. Olacak aynen mı? Çalışacak mı? Aynen. Bir sıkıntı çıkaracak mı? En büyük derdim bu. Eğer bu kafa yorgunluğunu kendine absorbe edebiliyorsan diyorsun ki tamam abi ben bu işi çok seviyorum. Aynen. Sen de gerçekten bu işi seviyorsun. Onu net bir şekilde görüyoruz. Şimdi kabut kaldırıp makinayı da bir görmek istiyorum. Al bakalım Gülçin. Kırılacak diye korkuyorum ya. Standart. Güzel bir barımız da üstünde bu var. Aynen. Rodajımız yeni bitti. Daha henüz eksiğimiz var. Mesela şurada enjektörün kapağımız. Kapak olacak işte. Zaman ne olacak? Olacak şeyler. İllaki yani olur ama yani araba yani kuleden falan çok da temiz şu an. Ben yani direkt bir açınca motor aynen içimize çok şükür bir şey yok. Aynen. İçimiz dışımız bir dedikleri olsa. Kesinlikle araba gerçekten çok araba temiz. Ha motorun ya şu BMW'nin 6 silindir görüntüsü var ya. Ya şurada bir tablo var ya. Gerçekten şurada bir tablo. Ferrari hani benim motorlarım bir tablodur diyerek işte cama geçiyor ya, kaput görüntülerin hepsi cam ya. Bence bunu BMW de yapmalıydı. Özel Özellikle bu 6 silindirde bunu yapmalıydı. Çünkü gerçekten 6 silindir büyük bir motor ve mümkün mertebe geriye çekilmiş. Şu an göğüse yapışmış derecede duruyor motor. Çünkü ağırlık denge oranları var bu işin. Adam mümkün mertebe geriye yaslamış motorunu ama gerçekten kitap gibi duruyor ya. Öyle bir blok yapmış ki şöyle söyleyeyim, hani sonu yok diyebiliriz.
biliyorsunuz Emeli 25 blok dediğimiz bir blok var. Ve şu an Ankara'da olsun ya da Türkiye'nin birçok yerinde olsun. Herkes turbo yaptığı zaman sağlam da yürüyor. Aynen. Şimdi Ankara'da birkaç belirli arabalarımız var ya, yani 6 sınır olarak. Çok sağlam ATL yürüyor. ATL mesela. Çok sağlam. Yunus abiye selam olsun. AEH var mesela. Aynen. Yani Tansel abinin yapmış olduğu makine. Çok ciddi yürüyor. Mesela benim çok hoşuma gidiyor. Ve hani sadece insanlar şöyle motor olsun yürüsün değil. Dış görsele de önem veriyorlar. İç görsele de önem veriyorlar. Yani içi dışı da dolu dedikleri. Aynen. Ya kimisi yapıyor mesela motoru da dolduruyor. Gırtlağına kadar düşüyor. Aynen. Ama arabanın işte bir tarafı macunlu, bir taraf patlak, ne bileyim. İçi desen keza aynı şekilde. Ama içini dışını dediğin gibi içi dışı bir bu kadar temiz ve güzel bir hale yapmak o başka bir şey. Tabii ki. Ya işte diyorum başka ya bir her keyif. Şey biraz daha olsun emek. Aynen emek. Yani ben işimden çıkıyordum. Sanayiye gidiyordum. E niye gideyim? Hani başkası olsa gider gezer kafede orada burada takılır ama biz ne yapıyoruz? Arabamızı sevdiğimiz için sağ ile uğraşıyoruz, sol ile uğraşıyoruz. Ya şu eksik, ya bu eksik. Hadi şu da olsun, o da olsun, bu da olsun. Sürekli bunlarla geçiyor vaktimiz yani. Çünkü zaten bu tarz arabalarda sanayide vakit geçirmiyorsan bu arabayı doğrultamazsın. Aynen öyle. Hani şu arızası çıktığında ben gider yaptırırım diye bir şey yok. Bu arabayı sürekli sanayiye getirirsin. Orasına bakarsın, burasına bakarsın. Hoşuna gitmeyen küçücük bir şey görürsün. Onunla uğraşırken başka bir şeyini toparlarsın vesaire. Bu arabalar öyle öyle tat verir zaten. Aynen öyle. Yoksa bir arızası çıkınca hadi gidelim yaptıralım falan. Maalesef. Öyle bir şey değil. Öyle bir keyif değil. Yani şöyle bir de şu var. BMW araçlarında şöyle bir şey var. Hani arızası varsa aksatmaya gelebilecek bir şey değil. Tabii. Yani şu var. Hadi hani bir yerinde bir ses var ya da bir yerinde bir sıkıntı var. Ya onu da şu gün yaptırırım bugün. Ertelenecek bir araba değil. Aynen. Kesinlikle ertelenecek bir araba değil. Hani neyse zamanında ya da yaptıramıyorsun. Hani maddiyatın yoktur. Olabilir. Tabii. Herkesin. Yani şu an zaten pandemi dönemindeyiz. Sıkıntılı hani bir süreç. Herkesin maddi açıdan sıkıntısı var. Ha ne olur binme kardeşim. Çek yatsın. Çek kenara yatsın yani. Böyle şeylere dikkat eden kullanıcıların elinde bu arabalar bu kadar güzel oluyor. Aynen. Yani böyle şeylere dikkat etmeyen bir adam işte son noktaya, son raddeye gelsin, ondan sonra toplarız diyen adamlar o bir şeyi yaparken diğer tarafların bakımını aynen kaçırıyor ve sonra arabalar yavaş yavaş bitmeye, yok olmaya doğru ilerliyor. Ya şimdi eski zamandan bahsedersek E30'lar yani günümüzde hala trafik. Aynen. Ama hani düzgünü, eli ayağı düzgün olsun. Çok hani zor. Yürüyen düzgün. Çok zor ve hani gerçekten şimdi insanlar yazıyor, ilanlara yazıyorlar mesela 100-150 bin yok. Ama adam arabasının hakkını istiyor. Tabii. Harcadığı emeğin hakkını istiyor. Yani aynen kesinlikle. Gidip de şimdi şurada da var bir E30, orada da var bir E30. Adamın garajında çadırıyla sakladığı E30'u da var. Aynen. Yani onunla aynı kefeye koymak biraz mantıksız geliyor. Ben de şimdi kesinlikle katılıyorum. Artık zamanla E30 devri bitiyor. 36'lara doğru geldi. Evet. Şimdi herkes sahip olabilir ama herkes düzgün bir şekilde binemeyebilir. Yorar, yıpratır. Aynen. Yani ne kadar yorarsan, yıpratırsan o da seni o kadar yorar, yıpratır diyelim. Bu işin parasal kısmına girdiğin zaman ya sen diyorsun ki işte benim arabam farz misal 100 bin lira. Üstüne işte ben şu işlemleri yaptım 20 bin lira harcadım. 120 bin lira. Ben bu arabayı 120'nin üstüne satarsam kârdayım diye bir şey yok. Senin oradaki emeğin var. O arada belki 120 bin liralık bir değerden bahsediyorsun. Bahsediyorsun ama sen orada belki bir 50 bin liralık vakit harcadın. Kendi canından, sıkıntıdan, gece uykundan verdin yani. Neler neler. Aynen. Çünkü sürekli içindeyiz. Biliyoruz, görüyoruz. Gerçekten çok kafa yorulan bir iş. Gerçekten zor yapılan bir iş. Birçok kişi der işte evli barklı bir adam BMW'ye binemez. Evet. Çünkü işte bir insanın iki eşi olmaz gibisinden bir anekdot şimdi, vardır yani. Şimdi aynı şey babamla da yaşıyoruz böyle. Yani artık diyor karın oldu diyor yani. Evet. Eşin oldu bu senin diyor. Hani hiçbir şey düşünmüyorsun ki. Acaba şu da olur mu? Acaba bu da olur mu? Yani sürekli kafamızda bu. Mesela ben dışarı çıksam zaman babam soruyor. Nereye gidiyorsun demiyor yani adam artık. Nereye gidiyorsun? Sanayi belli. Sanayi. Sanayi. Yani hiçbir işim olmasın. Artık alışkanlık haline gelmiş bizde. Evet. Sanayi gider bir mangal yakar keyfimize bakarsın. Aynen öyle. Yani işin yoksa oturursun, sanayi, takılırsın, kaynatırsın. Sürekli bu şekilde. Aynen. Bu arada mangal sözünüzü aldım. Tamam, mangal yakalım sana. İstediğin olsun. Kabuğu kapatıyorum. Ondan sonra etrafından bir görmek istiyorum. Yani bunlar da hep emek. Senin bu halinin 1/3'ü olup da benim arabam bitti hazır diyenler var ama. Ya o hani bir şey diyemiyorum. Nasıl diyeyim? Şöyle bir şey de var. Şimdi maddiyat dediğimiz olay yine dem vuruyorum. Yani şu dönemde gerçekten zor. Zor. Yani ben de zorlanıyorum. Ciddi anlamda zorlanıyorum. Hani yeri geliyor biz 3-5 bir şey yaptığımız için kredi bile çekiyoruz yani. Düşün. Evet. Hani ne olacak? Şu o illa da olsun da. Olsun öderiz yani. Ya olsun. Yavaş ödenir. Yavaş bir şekilde ödenir. Ama hani olabilitesinin yapıyorsun elinden ne geliyorsa yani. Elinden ne geliyorsa döküyorsun o net. Aynen. Araban güzel de basık. Bunda evet. Türkiye yollarında biraz zor ama. Zorlu. Sen de seviyorsun bu işi. Ya zaten basık olacak abi. Şehir içinde hani çok fazla şey yapmıyoruz ya. Hızlı gitmiyoruz. Aynen. Ya uzun yolda bas. İşte mankenin sahnede koştuğunu gördün mü? Bunlar manken. Aynen öyle. Tıkır tıkır yürüyecek yani. Ben zaten şehir içinde yavaş giden bir insanım. Hı hı. Hani
80, bilemedin 90. Yani hiç aynen. Beni mesela İstanbul yolunda ya da başka bir yerde böyle hızlı gaz bir zaten. Şekilde geçtiğimi göremez. İmkansız. Sakin sakin giderim. En çok güzel. Güzel. Tertemiz. İşte böyle böyle de bu araba bu kadar temiz ve düzgün aynen kalıyor. Öyle. Evet arkadaşlar, aracın yan tarafında... Abi jantlar abi baksana ya. Ben burada kalırım, siz gidin. Aynen. Kaldırma falan yanaşmıyorsun değil mi? Kıyma bunlara, böyle şey yap, yolun ortasında bırak. Bir yolu kapat böyle. Akşam yolun ortasında bırak. Aynen, yolun ortasında bırak. Bunu böyle okşayacaksın ya, böyle bir şey yani bu BBS'de. Üff, hem de ne biçim. Işıklarda değil mi? Ben yandıralım. 90'a anlaşalım mı? Ne anlaşalım? 90. Jantlara mı? Yok, arabaya. Ha, arabaya. Peki. 90'a anlaşalım. Hayırlı olsun diyelim. Jantlara hayırlı olsun. 35'in nakit vereyim. Oho, bir de vadeye girdi. Hemen vadeyi de belirledi. Vadeye girmedi. 35'ini nakit vereceğim, kalanını IBAN'a göndereceğim. 90 var hazırda. Katlanır aynalarımız var. Allahu Ekber aynaları. Klasik. Bismillahirrahmanirrahim. Aynen. Direkt doğaya aynen doğmadı. Bunlar ama ayrı bir güzel duruyor ya. Yani ama böyle şey. Normalde E46 dolgun. G'lerde çıkan. Aynen. Yani. G'lerde çıkan. Yani biz 36'ya uydurduk. Yani biraz tadilat gerektiriyor ama bir şekilde de olsa oluyor. Aynen. Hatta şurada bedelini görüyoruz yani. Tabii. Ondan yani bedeller. Takarken orayı bir kırdık biz. Güzel oldu, iyi oldu. Ama olsun. En azından hızlı giderken belli olmaz diyoruz. Aynen. Yani. Bu aynalar farklı duruyor. Şimdi evet. Diğer katlanırlar da tamam katlanıyor ama böyle değil. Yani evet. Bu ayrı bir görüntü yaratıyor. Aynen. Bunları ben de çok seviyorum. Yan tarafta bir maşperin altında ekstra bir uzantı görüyorum. Aynen, orada bir lipimiz var. Şöyle söyleyeyim, o kendi kafamızda tasarlamış olduğumuz bir şey. Yani o normalde... Hazır bir şey değil yani. Değil değil. Yani hazır bir şey normalde aslında. Hı-hı. Ama bu hani bagaj üstüne konulan bir çıta var ya hani, evet. M çıta dedik. Evet. Biz ondan keserek öyle kafamıza göre bir tasarım yaptık yani. Başarılı. Öyle söyleyeyim. Hani çok soran var, söylüyoruz da yani. Gerçekten o mu falan diye böyle şaşıranlar var. Hani normalde öyle bir malzemenin iki parça, hı-hı, olarak satıldığını, aynen, düşünen var ama halbuki bagaj spoiler'ını kesiyorsun, kesin, belirli bir ölçüde yan tarafına koyuyorsun gibi bir şey yani. Gerçekten arkada çok iyi. Mesela tamponun yamacına da yine aynı şekilde yan tarafına da öyle bir parça ekledik ama o da yani, o bambaşka bir parçadan yaptık yani, öyle söyleyeyim. O neyden peki? O da şu an ön tamponun lipin önün yarı kısmı. Hadi ya. Yarı kısmı ve tamamen arka difüzöre kadar uzanıyor. Burada. Net bir şekilde de sarıyor. Aynen. Tam ucu ucuna denk geliyor yani. Çok iyi ya. Yani bir tasarımcı gözüyle de söylüyorum, çok ince detay ve çok hoş duruyor. Yani şu evet hoş ama sonrasında bunu beğenmeyenler oldu. Mesela arka tampondakini beğenmeyenler falan oldu. Bence o da çok ama başarılı duruyor ya. Yine de ya fark yaratmış. Bence de olmuş. Ya ben de kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Yani. Çok da hoş ve güzel duruyor. Arka camlarımız zaten çok güzeller kelebek ya. Kelebek, papağan gerçekten çok başarılı, çok güzel. Bu papağan camlar zaten BMW'de kendini gösterdi. Çok, aynen, daha öncesinde var. Volkswagen'lerde, Beetle'larda vesaire. Evet. Çıkıyordu. Kelebek de vardı. Papağan da vardı. Ama BMW'nin kupe tasarımına gerçekten bir kanat olarak oturdu bunlar yani. Evet. Çok hoş oldu. Biraz da arka taraftan böyle bakıldığı zaman hoş bir görüntü veriyor. Aynen. Hani sanki hani normal şartlarda arabamız aslında arkası o kadar geniş bir araba değil. Evet. 36 öyle çok geniş bir araba değil ama onu açtığımız zaman sanki böyle bir arabanın arkası dolduruyor, daha bir kaslı dolu duruyormuş gibi. Yani, aynen, zaten bunu offsetli jantla tamamlıyor. Offsetli BBS. Yani gibi. Ya. Yani nice jantlar var. Aynen. Şimdi nice jantlar sadece var. Hani krom BBS olarak adlandırmayalım. Çok ciddi anlamda maliyeti yüksek olan, ofiti daha derin olan jantlar var. Yok değil yani. Ama bu ya. Yani. Değil mi? Gülşin. Zevke göre hani bu. Biz uzun zaman oldu. Önceki videoda bir şey söylemiştim. İçi sizi, dışı beni bitiriyor demiştim. O dış, bu dış. Aynen. Onu anladım zaten. Gerçekten o dış, bu dış. Ama içi de, içine de geleceğim. İçine de konuşacak çünkü bir sürü şey var. Bir arkasını görmek istiyorum. Şimdi aracın arkasında da, burada da var. Birçok işçilik var. Söylediğin gibi aşağıda kendi özel tasarımlarınız bence çok güzel olmuş. Çok net, dikkat çekiyor. Direkt aşağısıyla da birbirini tamamlamış. Evet. Çok güzel. Borusan plakalığımız var. Güzel bir HD'miz var. Erkek işi. Gerçekten, aynen, erkek işi. Alamıyorsun değil mi? Kadın olarak. Hayır. Ama bunlar erkek işi. Bunu kabul ediyor umurumda musun? Değil bir kadın ki. Olarak bunu kabul ediyor musun? Erkek de yapabilir, kız da yapabilir. Bunda sıkıntı yok. Ben de yaparım. Ben de kadın işi yapıp yapabilirim yani. Evet, o da senin dokunuşunla o olabilir. Aynen. Bu buna evet, erkek dokunmuş, erkek. Evet, işi erkek olmuş. İşi. O 0509 o bizde saklı. Evet, o sende o saklı. Saklı. Çok da hoş olmuş bence biz yerinde. O da krom detayıyla. Stoplarımız farklı. Çok güzel olmuş. Evet, Impro White modeli. Aynen. Yani ona sağ olsun isim versek sorun olmaz herhalde. Yok yok, sıkıntı olmaz. Celal Oçelik abimiz sağ olsun. Yani bir güzelliğini yaptı. Onun sayesinde oldu o stoplar diyelim. Yani onun güzelliği buna yakışacağını düşündü. Biz de denedik ve gayet de güzel, hoş oldu. Kesinlikle tecrübe yani konuşturmuş bence. Kesinlikle. 10 numara olmuş ya. Aynen. Çok hoş duruyor. Ya şimdi benim düşüncem
de vardı. Hani diğer stoplar biliyorsunuz hani mor stop diye geçiyordu stopların hani modeli evet. Ama diğerlerinin rengi biraz daha koyu kaldığı için zaten araba hani koyu bordo bir renk. Bu arada renk kodu Canyon Road Metallic diye geçiyor. Evet onu soracaktım biraz... çünkü ne mor ne bordo böyle simli arada ama efsanevi bir renk. Ya şimdi aracımız komple boyalı zaten. Hani illaki orijinal tonuna biraz sadık kalınmamış olabilir. Ama yine de orijinal rengiyle birebir diyebiliriz de hani tam anlamıyla benziyor. Çok hafif bir ton farkı var. O da bence işte bu parmak ucundan metalik. Biraz daha metalik kalıyor. Dediğim gibi renk zaten dönüyor. Mor oluyor, bordo oluyor. Evet. Yani keskin bir güneş ışığında daha böyle kızılımsı duruyor. Farklı bir renk kodu var. Renk güzel. Çok güzel. Onu yani, da detaylarda belirtelim. Egzozunu da söyleyeceğim. Egzozun da farklı ve hoş durmuş. Evet. Ona da bir alayım bilgisini. Yani, özel tasarım. Şöyle krom boru normal 61'lik 2 milim kalınlığında ve bir egzoz borusu tasarladık. Onu da zaten dediğim gibi Emre diye bir arkadaşım var İvedik'te, Ünver Egzoz. O tasarlıyor. Hemen 2 dakikada şipşak yani el yatkınlığı dediğimiz olay var ya. O hemen ayarlıyor. Uzunluğunu, kısalığını ölçüyor, biçiyor, kesiyor, yapıyor. Bizim yani de her zaman klasik şey hali. Olmuş. Şimdi gerçekten bir tasarım olmuş. Çünkü baktığın zaman hani bu buradan bu tarafı tamamlarken o eğimi orada çok güzel yakalamış. Onun hani milimetrik güzel ayarlanmış onun yani. Onun kesimini özellikle yani ölçüyor alıyor, bir çiziyor, sonra kesiyor, tıraşlıyor, ağzını yani çapağını falan alıyor. Aynen. Hallediyor. Zaten dün yaptık, beraber yaptık onu da. Ha, o da yeniymiş daha. Aynen, evet. Daha dün yapıldı onu. Çok güzel ya. Bence başarılı. İçini de konuşmak istiyorum. İçine doğru gidelim mi artık? İçindeki hadi koltuklara gidelim. Çok fazla çünkü hadi dikkat gidelim. Çektim. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Şu an zaten direkt yanlardan böyle bir kucakladı. Evet, bir kucakladı beni. Bu koltuklar çok güzel. Bunlar neylerin koltuğu? M3 Vader koltuğu diye geçiyor. M3'ün Vader koltukları. M3'lerde Vader ama koltuk diye mesela geçiyor. Bunda şöyle bir durum var. Şimdi koltuğu da gerçekten çok hoş, çok güzel. Bu Vader'ler orijinal mi, sonradan yapma mı? Sonradan yapılma. Sonradan yapılma. Orijinal Vader değil. Evet, sonradan yapılma ama görüntü olarak bana göre şimdi bire orijinal bir. Vader'i de gördüm. Yani orijinale sadık kalınarak yapılmış diyelim. Ya bunda sonradan yapılanlar ciddi bir furya oluştu böyle. Sonradan Vader'e çevirme çok fazla oldu. Recaro'dan dönüyor zaten. Aynen, Recaro'dan dönüyor ama şöyle bir şey var. Bu kadar net ve yakın yapılsa çok güzel. Evet. Bunu bazen arada yani tamam kendi tercihleri tabii kendi tasarımlarını vesaire ekliyorlar ama çok böyle çakma duranlar oluyor bazen. Var. Yani böyle anlamsız duruyor. Bu aslında tamam bu Vader'dir yani. Buna Vader diyorsun. İşin özü şöyle. Şimdi koltuğun içindeki o boğumlar mı diyeyim artık kanalın. Evet. Hani onları daha belirgin yapamayan var. Ya da yandaki destekleri yani yan destekleri tam belirgin yapamayan var. Ya ama çoğunlukla güzel yapıyor İyi yani. İyi ustanın elinden ülkemin, çıkarsa. Ülkemin insanı gerçekten bence yapıyor. Hakkını veriyor yani şimdi. Bizim ülkede zaten bir şey göster. Hiçbir bilgi verme o konu hakkında. Aynen. Abi çıkartıyor. Aynen. Gerçekten öyle bir teknik adam füryazımız var. Evet. Net var. Ama bence bunlar da çok orijinal ve çok düzgün olmuş. Evet. Boyası vesaire de gayet güzel. Öyle bir atma solma vesaire öyle bir sıkıntısı yok, zaten da yok. Kendi renk, aynen. Derinin rengi bu yani. Kendi rengine de çok yok. Güzel olmuş. Mesela şu üst ve altta uyum farkı çok net bariz olanlar oluyor. Hatta onun için de bir arkadaşım mesela biz yapmıştı. Biz de onu mesela rengi birebirdi aslında. Kafaları sonradan tabii yaptırdık. Renkte biraz ayrım oldu ama durabildiğimiz kadarını tutturduk. Ya bu gene yani, iyi tutmuş. Bu. Bir arkadaşım mesela yaptırdı. Sonra dedi ki artık kanka bu işin hani şeyini yapamayacağım. Mecburen bunları artık arabanın içerisine mesela göğüse uydurdu. Siyaha çevirdi vesaire gibi bir şey yapmak zorunda kaldı. Çünkü uymalı renkler. Bunu da yakalamış. Dışarıdan baktığın zaman hiçbir ayrıntı yok. Çok yakından şimdi detaylarda da görecek arkadaşlar. Zaten öyle göz ayırt edecek, rahatsız edecek bir ayrım yok arada. Aynen. Bunlar gayet net olmuş. Aynen. Detayları, M detayları vesaire çok hoş olmuş. Zaten arabamız dolu dolu, telefonlu vesaire gırtlak bir model. Valla kapı araları falan kasasına bakıyorum. Etiketler falan bayağı yerli yerinde. Tabii. Güzel. Arabanın kasası aynen. Arabanın çok kasası şükür. Çok güzel. Mesela dışıyla içindeki ton farkından bahsettik biraz önce. Aslında böyle çok ayırt edici bir ton yok. Tamamen güneş vurduğunda bir efili geliyor üstüne. Aynen. Fark sadece orada çıkıyor. Evet. Bence o da gayet güzel olmuş. Yani olabilitesi bu. Aynen. Bence güzel olmuş. Yani. Yani içine oturduğunuz an sizi mutlu edecek. Gerçekten içinde keyif alacağınız bir araba. Dijital klimamız. Ne yaptın ya? Hallederiz.
Dijital klimamız, yol bilgisayarımız, güzel bir Pioneer TV'miz yakışır halde. Araç telefonumuz, koltuk ısıtmamız, ASC tuşumuz, ön camlarımız yine otomatik ve gayet sağlam, çalışması önemli. Sunroofumuz, kararan dikiz aynamız, hem doluyuz hem güzel görünüyoruz hem de yolda net keyif alacağınız bir araba. Yani bu araba net bir şekilde size yaşatıyor arkadaşlar. İçi, tavanı vesaire her yeri çok temiz, her yeri çok düzgün. Yani bunu böyle saklamak da tabii ki zor. Bu arabayı böyle güzel göstermek, bunu bu şekilde koruyabilmek zor, mükemmel olmuş. Kadranlarımız detayda yine göreceksiniz. Krom çerçevelerimiz var. Krom BBC taktıktan sonra krom detaylar her yere çok güzel yakışıyor. Kadranda da yine aynı şekilde çok güzel olmuş. Bence çok başarılı ve çok hoş bir araba. Şimdi sürüşe geçelim. Yolda bu arabanın gidişini gerçekten görmek istiyorum. Yolda insanların size bakışının o verdiği keyfi yaşamak mükemmel bir şey. Yolda devam edelim. Evet arkadaşlar, araç içerisine geçmiş bulunmaktayız. Şimdi en sevdiğimiz sürüşteyiz. Hemen çıkıyorum ağır ağır. Aracımız gerçekten basık bir araç zaten. Bir yürüyelim bakalım. Benim bile içim acıyor. Yere o kadar basık. Buranın ağırlığı bu kadar olmadı. Tamam, keyfi burada ama insanın içi de gerçekten acıyor yani. O konuda da ben de hemfikirim. Bastıysan tamam abi, artık üzmeyeceksin yani. Aynen. Ve manuel arabalardan birisi. Aynen, sen seviyorsun. Hem 36 seviyorsun hem de manuel seviyorsun. Senin kalemin bir araba bu. Bu arabada da sen anlat. Yani göğsü mesela renk uyumu falan aşırı derecede güzel. Krom zaten, yani jantlarla aşırı aynen derecede uyumlu. Anahtarı çakma anahtarı. Orijinal değil. Anahtar sonradan değişmiş. Onun dışında zaten vitesli olması beni direkt bitiriyor. Hani dış görünüşünü geçtim. Manuel olmasına sen bayılıyorsun. Aynen. Ya sesi vesaire de çok hoş tabii ki. Ya içi hangi güzel arabaya binsem ben keyif alıyorum sürüşünden. Kesinlikle keyif alıyorum. Çok hoş, çok tatlı ve çok güzel duruyor. Bu araba da keza aynı şekilde. Yani hiç kıyamayacağın, üzemeyeceğin arabalardan birisi bu. Gerçekten çok başarılı bir araba. Şimdi 36'larda yani sürüş deneyimi olarak kupe ile sedan arasında çok bir fark yok açıkçası. Kupe sedan muhabbetine de aslında ben bir açıklık getirmek istiyorum. Bu araca inceleme yapan birkaç kardeşimiz var. Onlara da buradan bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar bu araba evet kupe. Yani araba sedan boyunda, uzun ama iki kapı. Bu araba kupedir. Bu modelde, bu kasada 4 kapıysa sedandır. Bunları artık öğrenin. Eğer arkası yoksa, halk arasında klasik tabirimiz götü kısa modeli ise, ona da hatchback denir arkadaşlar. Bu kasa modelleri konusunda bir sıkıntı var. Onu da ben buradan aktarmış olayım. Doğrusu bu şekildedir. Şimdi 36 kupe için konuşmam gerekirse, bu araba tasarım detaylarında zaten kendini çok net spora adamış bir araba. Üretim yılı vesaire açısından konuştuğumuz zaman bütün değerleri süper spora yakındır. Benziyor. Aynen, süper spora yakın araçlar bunlar. Hani tamam, bir süper spor değil ama sana o süper sporun keyfini yaşatacak araçlardan biri de bu. Araç o yönden de çok güzel, çok hoş. Benim çok hoşuma gitti. Net şunu söyleyebilirim. Sağımızdan solumuzdan geçen kişilerin en az bir 2-3 dakikası biziz. Bu arabayı yolda görüp, aa evet bir 36 kupeymiş deyip önüne dönmüyor kimse. Şu bindiği arabaya baksana tadında bir konuşma dönüyor. Araba güzel. Aynen. Bu arabanın... Simli yani. Direkt zaten sim ışıltıdan parlıyor. Direkt ya ben buradayım diyor. Yürüyüş vesaire doluluğuna da zaten diyecek söz yok. Şunu da söyleyebilirim. Sedandansa kupe her zaman için daha ağırdır arkadaşlar. Daha ağır olmasına rağmen motorda yaptıkları o tatlı küçük dokunuşlar arabayı o kadar güzel bir hale getirmiş ki gaz ayağının altında bana dokun diye yalvarıyor resmen. Şu an gördüğünüz gibi çok sıkı ve çok hızlı yürüyen bir araba. Ben düşüyorum ya bu arabalara hep. Yani şu ana kadar getirdiğin arabalardan ya Gülçin bunu da çekmeseydik diyeceğim bir araba olmadı yani. Bunu net söyleyebilirim. Çünkü hepsi hani orijinal araba, yani doldurma safkan. Aynen. O tarz ama gerçekten hepsi çok güzel bir araba. Bence de kesinlikle müthiş bir araba. Araç sahibine çok teşekkür ediyorum böyle bir aracı bize getirdiği için. Ahmet Emin Türeyli. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Size de teşekkür ediyorum arkadaşlar bizi izlediğiniz için. Yine yeni böyle çok güzel araçların videolarında buluşmak üzere. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.